Rusya dünya üzerinde en fazla nükleer silaha sahip ülke ve uzmanlar Moskova'nın Amerika'dan 10 kat daha fazla taktiksel nükleer silaha sahip olduğunu belirtiyor. Mart 2018'de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin kamuoyuna bir dizi yeni silahlar tanıttı ve hatta bunlarla dünyanın herhangi bir noktasını karşı müdahaleye fırsat vermeden vurabileceğini söyledi. Şimdi Putin Ukrayna'da önemli oranda askeri kayıp veriyor ve Rusya'yı savunmak için envanterinde ne varsa kullanmakla tehdit ediyor. Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna sınırına nükleer silah gönderiyor olabileceği iddialarını değerlendirdi. Nükleer silahları ve nükleer savaş tehditlerini çok ciddiye alıyoruz. Ancak ne kendi nükleer kapasitemizi harekete geçirecek bir neden, ne de Rusya'nın ani bir nükleer saldırı düzenleyeceği yönünde belirti gördük. Asker kaybı artınca Rusya yüz binlerce vatandaşının ülkeden kaçmasına yol açan kısmi seferberliği ilan etti. Ulusal güvenlik uzmanı Mitchell Wallerstein eğer Putin nükleer silah kullanırsa uzun süredir devam eden bir tabuyu kıracağını belirtiyor. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir ülkenin geçmediği bir kırmızı çizgi. Artan bir şekilde köşeye sıkışması ve sınırlı seçeneklerinin olduğunu fark etmesiyle küçük çaplı taktiksel nükleer silah kullanmayı deneyebilir. Hiroşima ve Nagasaki'de kullanılanlardan çok daha küçük. Kiev'deki rejime ne yapabileceğini göstermek için. Diğer uzmanlar da endişeli. James Acton Carnegie Vakfı'nda nükleer politika programı direktör yardımcısı. Sanırım bu savaş Putin için çok kötüye giderse, eğer büyük bir askeri yenilgiyle karşılaşırsa, iktidarı sarsılırsa, Rus halkı ekonominin çökme eşiğinde olduğunu görürse, Rusya'nın nükleer silah kullanma olasılığını dışlamam. Büyük bir ihtimal olarak görmüyorum ama 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşme olasılığı en üst düzeyde. Acton, Putin'in kabadayı tavrına rağmen Ukrayna'daki savaşı kazanmak için nükleer silah kullanabileceğini düşünmediğini belirtiyor. Amaç Ukrayna'yı batılı destekçilerini özellikle de Amerika'yı korkutmak. Çatışmanın daha uzayacağı tehdidi hatta daha kötüsü tam bir nükleer savaş tehdidi onları geri adım atmaya, barış aramaya, ödün vermeye zorlayabilir ki bu da Putin'e kendisini kurtaran bir çıkış yolu sunar. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, güçlerinin ülkenin doğu ve güneyinde hızlı kazanımlar elde ettiğini söylüyor. Rusya Savunma Bakanlığı da kendi kuvvetlerinin Ukrayna'nın karşı saldırısında geri çekildiğini kabul etti. Uzmanlar da Putin'in nükleer silahları Ukrayna'ya yaklaştırması durumunda bunun Amerika tarafından bilineceğine dikkati çekiyor. Alparslan Esmer, Washington